Özel güvenlik bölgeleri meclise taşında HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel İçişleri Bakanlığına Ohal uygulaması tekrar devreye mi sokulmaktadır diye sordu. Tüzel İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün yanıtlaması istemiyle 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine dayandırılan özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine dair valilik kararlarına bakanlığınızın bir genelgesi bulunmakta mıdır? Varsa bakanlığınızın genelgesi hangi tarihte çıkmıştır? Şu ana kadar hangi illerde kaç özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir? Bu bölgelerde kaç yurttaş sürekli geçici yaşamaktadır? Hangi ekonomik faaliyetlerde bulunulmaktadır? Özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgenin boşaltılması sonucu oluşacak mağduriyetler öngörülmüş müdür? Bu mağduriyetlerin giderilmesi için hangi önlemler alınmıştır? Maddi kayıplar nasıl telafi edilecektir? Özel güvenlik bölgesi ilan ve 19 Ağustos 2015'e kadar yurttaşlarımızın girmesi yasaklanan bölgelerde kapsamlı askeri operasyon mu planlanmaktadır? Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu devreye sokularak bölge illerinde yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldıran OHAL uygulaması tekrar devreye mi sokulmaktadır sorularını yöneltti.